Akif Peki, 8 Mayıs 2021. Karar. Hizmet aşkının bedeli. Adama tuzsuz yağ mı yedirir bedavadan Osmanlı avanak oğlum? Osmanlı düzencidir. Bedavayla yere çalar köylü kısmını. Köylü kısmının bedavaya dayanamadığını bilir. Bedava diye koşar da bizim köylümüz tarlayı malı kaptırır Osmanlı'ya. Kemal Tahir Bozkır'daki Çekirdek romanında köy enstitülerine şüpheyle yaklaşan Anadolu kadınına söyletir bunları. Cumhuriyete geçildiği halde kadının gözünde bütün devletliler aynıdır, hepsi Osmanlı. Bayram Bilge Tokel, Osmanlı'nın hoşlanmadığı, halkın terbiyesini bozan türküler bahsine bu alıntıyla okuru hazırlamış. Son eseri Sarayın Sesi Halkın Nefesinde. Dadaloğlu'nun kalktı göç eyledi avşar elleri, Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir isyanından hoşlanacak değildi devlet. Orası izah istemez de halkı bu noktaya ne getirdi? Cevabı avşar ve yürük ağzında bir zamanlar yaygın olan şu anonim dörtlükte. Şalvarı şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, ekende biçende yok, yiyende ortak Osmanlı. Kemal Tahir'in konuşturduğu Anadolu köylüsünün devlete bakışını da açıklıyor. Gözünde devlet ağır ve haksız vergilerle mahsulüne çöken, belini büken bir beleşçi. Gelmiş geçmiş devlet ve siyaset büyüklerimiz arasında köylü kısmının bedavaya dayanamadığını en iyi bilenlerden biri de çoban sülüyle kaplı Süleyman Demirel'di. Ne isteyecekse kendim için bir şey istiyorsam namerdim diye isterdi. Mizahçılar bu demagojiyle az gırgır gır geçmedi. Kullanışlı malzemeydi. Favorim şu taşlama. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim diyen adam ne istiyor? Bit tabi hizmet etmek istiyor. Hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyordur, başka ne isteyecek? Romandaki köylüyü ikna etmeye yetmeyebilir ama gerçek hayatta Osmanlı'nın yasakladığı şiirleri, türküleri, bozlakları keyifle dinleyen şehir halkından bu karşılıksız hizmet aşkına inanan hala eksilmiyor. Oysa din hizmetleri bile bedavaya gelmiyor. Hizmet ehlinin masrafı var. Böyleyken dünya hizmetleri mi bila bedel olacaktı? Onun da bir diyeti, hizmetkarın göz hakkına düşen payı, bağış kesintisi, hayır komisyonundan hissesi herhalde hesap ve helal edilecek. Hizmet aşkına mutlaka bir bedel biçmek adettendir. Kitabına uyduracak allame her devirde bulunmuştur. Romandaki köylü kadın konuyu yanlış anlamış. Devletlilerin hizmet aşkına talip olmasını bedava hizmet teklifi sanıyor. Lafın gelişi bedava o. Bilmez ki bedava olan en pahalı olandır devlet garantili yol, köprü, hava alanı ve hastanelerin millete neye mal olduğunu, kaça patladığını bugünlerde görse romanda ileri geri konuşmaz da öyle. Ki milletin cebinden tek kuruş çıkmadan yaptırıldılar. Bugün deneyimli her vatandaşa malumdur ki bedava diye çağrıldığı hizmetlere icabet ederken cüzdanını yanında götürmeyi unutmamalıdır. Çaylar şirketten müessese ısmarlıyor ikramımızdır davetlerine tedariksiz gidilmez. Bu arada kaça geleceği önden asla kestirilemeyeceği için de hesabı dekleştiremeyip mahcup olan çok. Zaten paraları bedava hizmeti karşılamaya çıkışmadığı için avşarlar, yörükler, başkaldırı türküleri yaktı. Bedavayı gerçekten bedava zanneder, hizmet aşkı edebiyatına kanarsanız sonunuz romandaki kadına benzer maazallah. Osmanlı'da oyun bitmez, bedavayla yere çalar köylü kısmını diye söylenir durursunuz. Arkanızdan da beleşi duyunca dayanamıyor diye atıp tutarlar. Tarih gösteriyor ki usta bir beleşçi, kimi söğüşlediyse onu beleşçilikle suçlamakta ataktır. Lafı üttüğünün ağzından alır. Tava gelip mağdur olan köylü kısmı sadece tarlayı malı mı kaptırıyor, sadece çırak mı çıkarılıyor? Günün sonunda repliklerini de çaldırıyor. Ne diyeceğini bilemez halde el elde baş başta kalakalıyor işte. Nankörlük dahi ütülenlerin üstüne yıkılır. Dua etsinler de Yusuf Hayaloğlu'nun sözleriyle İbo'dan nankör kedi bari onlara dinletmesinler. Ne söyledim? Ne söyledim sana? Ne söyledim ki vurdun kapıyı gittin? Ve vicdansız, be insafsızın kızı, be nankör kedi, insan bir şey söyler.